Herkese merhaba arkadaşlar. Akvik'teyiz. Denize yakın, şehrin ortasında güzel bir villa tanıtmaya geldim. Aslında birden fazla villamız var burada. Tamamen bittiğinde tekrar gelip çekim yapacağım ama şu an artık bitmeye yaklaştı. Biz de bir tanıtalım istedik. 4 artı 1 deniz manzaralı, havuzlu, güzel bir villa sahibi olacaksınız. Havuzun yeri burası arkadaşlar bu arada. Buraya havuz yapılacak. Her birinde zaten ön taraflarında havuzlar mevcut. Ortalama 250-260 metrekare arsa içerisinde. Gayet güzel şık villalar. Bahçe alanı da çok geniş. Diğer tarafta da bahçe alanı var. Tamamen ön taraf ve yan taraflar çimçitle kapatılabilir. Yanlar zaten kapatılmış. İstenirse önler de kapatılabilir. Betopan kaplamayla bazı yerlerde süslemeler yapılmış. Güzel duruyor değil mi? Buradan baktığında o turuncu kısımların tamamı betopan kaplama. Üst tarafta mineral sıva var. Alt tarafta da beyaz mineral sıva var. Aslında mineral sıva ile yapılmış. Böyle kara sıva gibi gözüken çok güzel bir sıva çeşidi arkadaşlar. Bence güzel bir şey. Hava da aldırıyor o duvara. Daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olabiliyor bence. Tamamını betopan kaplamak biraz daha riskli gibi. Ama böyle süslemelerle harika durmuş. Bahçeyi bir gezelim. Ardından evin içerisine bakalım. Burada da güzel bir bahçe teras alanımız var. Her tarafta zeytin ağaçları var. İki köşeye de bırakmışlar zaten. Bildiğiniz gibi Ege'deyiz. Ege'nin de havasına en uygun ağaç tabii ki zeytin ağacı. Gidip farklı farklı ağaçlar dikmenin de bir anlamı yok. Giriş kısmı burada. Kendine ait park alanı var. Burada da bir tane zeytin ağacımız var. Çok güzel olmuş. Gayet de şık duruyor. Hatta bak hiç görmediğimiz bir şey var. Böyle korkulunun üstüne de böyle dikenli teller yapmışlar ki. Belki koruma amaçlı ama tabi hırsız bunu atlatamaz mı? Atlatır, her türlü atlatır. Ama yine de koymuşlar, güzel olmuş. Gayet güzel bir girişimiz. Siyasi kesim kapımız var arkadaşlar. Burada bir de otomatik zaten açılır. Pergüle sistemli, panjur sistemli, pardon özür diliyorum. Panjur sistemli giriş kapınız var. Açıyorsunuz, isterseniz üstünü de kapattırabilirsiniz. Görüntüyü engellemiyor. Zaten ön tarafta olmadığı için gayet de şık duruyor. Burada bir depo alanımız var. Böyle sıvayı da bir göstersene. Bak alt duvar ne kadar tatlı olmuş değil mi? Harika olmuş. Gidip farklı farklı şeyler yapacağına çok güzel duruyor. Hatta kaplama direkt çok şık duruyor. Burada da güzel bir bahçe alanımız var. Gayet şık. Güvenlik kamera sistemleri her şeyi hazır. Ama bittiğinde gelip çekimini yapacağız. Şimdi girişimiz salon mutfağa giriyorsunuz. Mutfak kısmı sağ köşeye alındığı için biraz daha böyle ayrı mutfak havasında bir villa sahibi olmuş olacaksınız. Winsa pencereler var. İçeride de şimdi 60x120 seramik antresit renkte bir 10 santimlik süpürgelik kullanılmış. Tavan yüksekliği kesinlikle 3 metre civarında. Çok yüksek bir tavan yüksekliği var. Kolonlar antresite boyanmış. Bak aşağı antresit, kolonlar antresit. Araya da beyaz böyle krem renginde bir boya koyduğunda harika bir görüntü ortaya çıkmış. Winsa pencereler kullanılmış ki Winsa da bildiğiniz gibi Türkiye'nin şu an en iyilerinden. Buradan ölçeceğim. Girişe kadar ölçüyorum. Toplamda 27 metrekarelik bir salonumuz var. 27 metrekarelik kullanım alanı sunan bir salonumuz var. Televizyon ünitesi olarak burası düşünülmüş. Yine siyah. Burada elektrik prizleri bırakmışlar. Gayet şık duruyor. Şu olayı ben çok alışamadım ya. Şu kapak. Şu kapağa bir çözüm bulunmalı değil mi? Şu kapağa. Bu kapağa bir çözüm bulunmalı. Her yerde benim gözüme çarpıyor. Antresit yine böyle tavanda da var. Bir hat, hattın üzerinde de amber ışığı var. O ışık biraz daha yumuşatmış o antresit rengi. Buradan yine bahçe alanı. Şimdi buraya havuz yapılacak dedik. Havuz yapıldığında direkt bahçeye çıkmış olacaksınız. Tam buraya havuz yapılacak hepsinin. Ve döndük mutfak kısmına. Mutfaktan bahçeye çıkış olması çok büyük bir avantaj. Şimdi mutfakta da şöyle bir olay var. Antresitle beyaz birbirine karışmış, çok da güzel olmuş. Şık duruyor. Mavi şık var. Maviler değişebiliyor tabii bunlar. Beyaz da olabiliyor ya da gün ışığı olabiliyor. Bir tezgah burada. Küçük bir tezgah. Ufak bir tezgah alanında burada dolap gibi düşünebilirsiniz aslında. Belki birkaç elektronik eşya buraya konulabilir. Artı buradan bahçeye çıkışımız var. Dediğim gibi otomatik panjurlu bu arada. Bunu söylememe gerek yok. Tezgah belki yetmeyebilir. Bu sefer de böyle bir bar yaptırılabilir. Tezgah arasında da küçük küçük seramikler var. Güzel ama. Burada lavabo var. Artık buna yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Sonuçta alt katta bir merdiven altı kullanılması gerekiyor. Bunu da en iyi nasıl kullanırız diye düşünüyorlar. Tabii ki lavabo olarak değerlendiriyorlar ki. Burada bir tane lavabo ihtiyacı var. Şöyle düşünün. Devletin, belediyenin verdiği imar bu.
bu kadar metrekarenin dışına çıkamıyorsunuz. Şimdi bu adamlar bu metrekareye hem salon, hem mutfak, hem de lavabo sığdırmak zorunda. E nasıl yapacaklar? Sadece metrekare işte 50 metrekare deyince 50 metrekare oturtamıyorsunuz. Bu duvar payları var, merdiven boşlukları var. Yani bunları tamamını düşmeniz gerekiyor. O kolonların arasındaki boşluklar var. Her şeyi sayarak gidiyorlar. Bu yüzden biraz daha riskli. Küçük arsalarda inşaat yapmak. Elinden geldiği kadar da en iyisini yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Orta katta 3 adet oda, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle kapıları da açalım. Gözüksün onlar da. Gayet güzel bir orta katımız var. Koridor. Koridorun tam sonunda bir pencere bırakmışlar. Güzel olmuş. Tam karşısında da bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Kapının arkasında mat siyah, şöyle göstereyim hatta, siyah bir klozet var. Vitranın gömme rezervuarı kullanılmış. Antrasit renkte yine. Burada da çamaşır makinesi için yer var. Üstüne ısıtıcı koyabilirsiniz. Tabii temizlik şart bu evde. Hemen yan tarafında bir oda var. O odaya da bakacağız. Yine yakından çıkıyorsun beni bak. Sonra diyorlar ki yakından çok çirkin çıkıyorsun. Demiyorlar da sağ olsunlar. Ben öyle hissediyorum artık. Yakından hatta fotoğraf, mesela benim Instagram'ımı takip ediyorsanız arkadaşlar, fotoğraf paylaşmıyorum. Çünkü böyle fotoğraf çekilirken çok iğrenç çıkıyor benim fotoğraflar nedense. Ne kadar yakın o kadar kötü. Mesela uzaktan ya da profilden çok iyi ama böyle yakından bir fotoğraf çektirdiğinde çok kötü. Ya ben sevmiyorum. Burası 12 metrekarelik bir oda, artı bir ebeveyn banyosu var. Çok güzel bir ebeveyn banyosu. Gayet şık. 30'a 120. 120. 120 değil bence. 120 mi? Çok geniş ama çok büyük geldi birden. Ama o aradaki siyah detaylar var ya, ondan büyük ihtimal. USO markanın da mat siyah muslukları var. Tavan yüksekliği dediğim gibi harika. Tam karşısında bir odamız daha var. Burası da geniş, güzel bir oda. Artı burada bir balkon var. Diğer odadan da bu balkona çıkabiliyorsunuz. Biz diğer odadan bakalım, daha sağlıklı olsun. Ama burayı da hemen ölçelim. Burası da toplamda 12 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Cam, pencere yükseklikleri çok hoşuma gitti. Çok yüksek, gayet güzel. Burada bir spot var ama onu nasıl yakacağım? Yakamadım. Oradaki spotun hangi renk olduğunu merak ettim. Yine antresit bir alan var orada. Tavan yüksekliğini ölçmeme gerek yok. 3 metrenin çok üstünde zaten. Bunu ölçüyor mu? $2.99 tavan yüksekliği var. İyi bir metrekare. Burası da toplamda 11 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Yine 60'a 120 seramik antrasit bir çerçevenin içerisinde. Gayet güzel. Burada bir de balkon var. Balkona çıktığınızda da zaten böyle bu ferahlığı hissediyorsunuz. Bu hava sirkülasyonu direkt suratınıza vuruyor zaten. Didim güzel bir yer. Akbük daha da güzel bir yer. Bence ev alacaksanız Akbük'ten alın. Tabii Didim'in belli mahalleleri dışında. Şimdi Altınkum'dan alacaksanız kesinlikle alın derim. Çünkü Didim'in en pahalı mahallesi. Gün geçtikçe değerleniyor. Böyle söyleyince de bana kızıyorlar bütün müteahhitler. Kardeşim, böyle söylüyorsun ama biz nasıl satacağız diyorlar. Ama işte benim de yapabileceğim bir şey yok. Biraz doğruyu söyleyince sevilmiyoruz galiba. Toplamda burası, yanlış ölçtüm, 5.63'e 3.38, toplamda da 19 metrekare. Bulduk mu Çorum'u? Yine bulduk. Doğalgaz tesisat da burada. Tavan yüksekliği dediğim gibi 3 metre. 19 metrekarelik bir oda. Şimdi güzel bir teras var ama ben burayı nasıl tanıtacağım bilmiyorum. Uca kadar gitmeyin bari. Sen şöyle çık göster de ben yaklaşmayayım. Ben böyle durayım hatta. Güzel bir teras var. Tabii korkuluklar yapılmamış. Şu an o kadar böyle korkutucu duruyor ki, Allah korusun biri düşerse kurtulma şansı da yok. Aşağısı beton.
Karşı taraf deniz manzarası zaten. Diğer taraf dağ manzarası. Yeşillikle mavinin iki tonunu da burada görebiliyorsunuz. Ama tabii böyle uca kadar yaklaşamıyorum. Bence bitiremiyorum. Giremem. Biraz daha gidemem. Bir adım daha gidemem. Yok, gidemem. Böyle iyi. Sen göster istersen, böyle bir göster etrafı. Ben oraya kıpırdayamayacağım. Güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Sürçülisan ettiysek affedin. Fiyatını söyledik mi? 4 milyon 500 bin TL. Başta da söylemedik değil mi? Yorum kısmına yazacağım. Açıklama kısmına yazacağım. 4 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz villalar arkadaşlar. Toplamda 3, 6, 7, 8 tane villa var burada. Hepsi de ön cephe. Hepsi de yola bakıyor. Hepsinde kendine ait bahçesi var. Bahçeleri de güzel. Konum da güzel. Çarşı pazara yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede. Burada dublekslerin fiyatları zaten 2,5-3 milyon olmuş ki. Villa alıyorsunuz. 260 metrekare arsa içerisinde. Arsanın da bir maliyeti var. Villanın da bir maliyeti var. Bunları hesaplayarak alın. Güzel bir yer arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Biz daha fazla burada durmayalım. Rüzgar da çok fazla. Sürçülisan ettiysek affedin. Çok korkutucu lan.